Deniz'le konuşabildin mi? Evet. Deniz'in canı Berna'ya sıkılmış. Berna'yı bilirsin, ağzından çıkanı kulağa duymaz. Deniz olmadık şeyler söylemiş. Allah Allah. Ne söylemiş olabilir ki Berna Deniz'in canını sıkacak? Deniz bir ara ortadan kaybolmuştu ya. Evet. İşte o zaman Mert'le birlikte Berna'ların Sayfi evinde kalmışlar. E'si Berna'nın pek hoşuna gitmemiş gençlerin orada yalnız kalması. Berna kuruntu yapmış. Öyle abartılacak bir şey yok. Sen de üzerine gitmesen iyi olur. Sen biliyor muydun orada kaldıklarını? Tabii biliyorum canım. Ben gittim Deniz'i oradan almaya. Mert de büyük bir iyi niyetle Deniz'e yardımcı olmaya çalışmış. Hepsi bu. Öyle mi? Ne bileyim, üzüldüm ben de. Adının böyle şeylere karışmış olması canımı sıktı. İkbal'cim sen yat uyu istersen. Ben biraz okuyacağım. Bahri'cim, uzun zamandır çalışıyorsun. Sana çay yaptım. Sağ ol, teşekkür ederim. Doktorluk zor iş. Okumak lazım. Yıllardır çalışıp didindin hep. Bahri, aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Ağrı'ya atanışın. O yıl ne soğuktu değil mi? Ne kar yağmıştı. Evet. Orada bir kız vardı. Güzel. Hemşireydi. Adı neydi? Meryem'di. Meryem değil mi? Evet galiba. Aa, doğru söylüyorsun. Meryem. Hatırladım. Nereden çıktı şimdi bu? Öyle aklıma geliverdi. Çok hakikatli biriydi. Kim bilir nerededir şimdi? Evet, kim bilir. Hiç haber aldın mı ondan? Yok, nereden haber alayım? Nereden çıkarttın şimdi sen bunu? Öyle işte, Ağrı'dan bahsedince aklıma geliverdi. Çok severdin onu. Çok samimiydik. Neyse, ben seni fazla meşgul etmeyeyim. Sağ ol Hacer. Meryem, bu kız senin emanetin bana. Yüzü hep gülsün istiyorum ama Meryem keşke böyle olmasaydı. Bazen bu yük çok ağır geliyor. Taşıyamıyorum. Taşırsın bari, taşırsın. Engindir senin yüreğin. O kızcağızın sana o kadar çok ihtiyacı var ki. Meryem. Bahri. Efendim Hacer. Ben... Sen git yat hadi. Benim işim uzun sürer. Ben bir şey diyecektim. Yükler paylaştıkça azalır. Ben hep senin yanındayım. Seni böyle hep düşünceli görüyorum da. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi iyi geceler.